DTÖ eski müzakerecisi Şahin Yaman bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Şahin Bey yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey. Şimdi özellikle çeşitli ürünler, kırmızı et, beyaz et ürünleri, aynı zamanda bunun türev ürünleri, yumurta vesaire ve anne sütünden yapılan mama ürünleri gibi aslında bekleme süreci nispeten daha sınırlı olan birçok ürünün gümrüklerde bekletildiği, daha sonrasında bunların bir kısmının mahrece iade çerçevesinde Türkiye'ye geri gönderildiği şeklinde çok sayıda şikayet vardı. Bu konuyla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, özellikle Ticaret Bakanlığı'nın yazmış olduğu karşı tarafa mektuplar söz konusu. Ancak sonuç alınamamış görünüyor ki bugün Sabah gazetesinde Azal Ateş'in evet. haberi de bunu ifade ediyor. Bu konu Dünya Ticaret Örgütü gündemine taşınmış. Bundan sonra prosedür nasıl işler? Ne beklenebilir bundan? Teşekkürler Açıl Bey. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek lazım. Suudi Arabistan Türkiye'ye yönelik özellikle çabuk bozulabilir ürünlerdeki ambargosunu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın Türkiye'ye jeopolitik saldırılarını en yoğunlaştırdığı dönemde yaptı. Yani 1,5-2000 yılı Kasım ayında. Şimdi bunu Suudi Arabistan'ın ticaret politikalarını yani temel ihraç ürünü. Kamu gelirlerinde neredeyse %80-90, ihracatında %80-90 oranında bir rantiye devleti olan ve petrolün de büyük ölçüde ABD tarafından kontrol edildiği bir ülkenin Kuzey Afrika ve Orta Doğu ve Ege ve Doğu Akdeniz'de jeopolitik gerginliklerin çok arttığı ve Türkiye'nin de bu gerginliklerin merkezinde olduğu bir dönemde bu ambargoyu başlattığını burada altını önce bir çizmek gerekiyor. İkinci nokta, bizim tabii ki bu ambargo sürecine bağlı ve politik risklerin de yükselme sürecine de bağlı olarak 1 milyon dolar bile, bırakın bizim 700 milyon doların üzerinde bir düşüş olmuş 2019'da 20 arasında. Bu sene başından itibaren de istatistikler muhtemelen %80-90 çokça daha ciddi düşüşlere ulaşabilir. Böyle bir noktayı gösteriyor. Yani bizim kırılganlıklarımızın en hassas olduğu noktada en çok acıtacak şeklinde vuracak bir politika gidiyor. Şimdi Türkiye meseleyi Dünya Ticaret Örgütü platformuna taşıyormuş. Bence bu güzel bir adım. Yani Mal Ticareti Konseyi'nde gündeme getirildiği, muhtemelen Genel Konsey'de de gündeme getirecek. Nedir Mal Ticareti Konseyi? Dünya Ticaret Örgütü biliyorsunuz dünyada 164 ülkenin ve dünya ticaretinin, ticaret hacminin aşağı yukarı %98-99'unu kapladı. Yani geri kalan %1'in üye olmayanların çok küçük bir ihmal edilebilir bir oran olduğu bir uluslararası ekonomik örgüt. Sadece ve sadece ticaretle ilgili de değil, fikri mülkiyet hakları, finans ve enerji tüm sektörleri de kapsıyor. Şimdi Türkiye bunu bu konseye getirdi. Ne yapıyor? Kısmen bir baskı uygulamaya çalışıyor. Fakat bu baskının bu aşamada bir anlamı olacak mı? Ben ondan emin değilim. Ama bunu yapmak doğru bir hareket. Şimdi şurada şu noktada şu gelişmenin altını çizmek gerekiyor. Bu hareket sadece ve sadece Suudi Arabistan'ın bize yönelik, ihracatımıza yönelik en çok gözetilen ulus veya milli muamele kurallarını, yani herkese verdiği tavizleri sadece bize vermeyerek veya bizim ihracatımıza, şirketlerimize, sektörlerimize, iç ekonomisine bir takım aykırı hükümler uygulayarak kastı veya niyeti ekonomik midir? Ben zannetmiyorum. Ekonomik değildir. Çünkü Suudi Arabistan'ın ithal ettiği ürünler kendi ürettiği ithal ikamesi ürünler değil. Yani Suudi Arabistan'ın buradaki amacı tamamen jeopolitik görünüyor ve ABD ve Avrupa'nın, Atlantik güçlerinin şu an Kuzey Afrika'da, Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve özellikle de Karadeniz'deki politikalarıyla bağlantılı. Değişmemesinin Türk milleti altını çizmesi gerekiyor. Suudi Arabistan bu konjonktürde, bakın Mısır'la ilişkilerimiz düzeliyor. Bu çok iyi bir nokta. Ekonomik olarak da bize getirileri olacak muhtemelen. Mısır'la ekonomik ilişkilerin düzelmenin, müteahhitlik sektörü dahil. Fakat bizim burada sadece kaybettiğimiz acaba 700 milyon dolarlık, 800 milyon dolarlık bir ticaret mi? Müteahhitlik hacminin tam hacmini bilmiyoruz. Dolaylı kayıpları bilmiyoruz. Turizm ve diğer ilgili kayıpları bilmiyoruz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Buradaki temel nokta, bakın 4 yıldır bu ticaret savaşları ekseninde tartışıyoruz. Büyük resim, yani sistemik ve sistematik resmin dışında alamayız. Suudi Arabistan bağımlı bir kukla bir ülke. Yani Suudi Arabistan sonuçta Aramco. Yani Amerikan Suudi ortaklığıyla Batılıların yönettiği bir petrol şirketinin gelirlerinin %90'ını, ihracatının %80-90'ını tanımladığı bir ülke benzeri, yani yarı ülke gibi bir siyasi entite. Şimdi burada Türkiye'yi jeopolitik olarak hedef tahtasına koyuyorlar.
bir takım Türkiye bazı manevralar yapmasına rağmen bu değişmediyse bunu bir sinyal olarak algılamak gerekiyor. Ben bunun yine şeyle, yani doğrudan ABD yönlendirdi demiyorum. Fakat bu politikalar onlarla senkronize görünüyor. Şu çok tehlikeli. Hatırlarsınız birkaç yıldır şunu söylüyoruz. Birkaç yıldır. Amerika Birleşik Devletleri Dünya Ticaret Örgütü'nün mahkemesini, ki uluslararası hukukta, uluslararası kamu hukukunun altında işleyen bir ticaret mekanizması, evet, ortadan kaldırdı. Yüksek mahkeme yargıç atamalarını engelledi. Bu ileride çok büyük jeopolitik gerginlikler yaratabilir. Kaynak transferini, kaynak savaşlarını hızlandırabilir diye. Şu an Suudilerin bulunduğu bölgeyle Karadeniz'de tam petrol ve doğal kaynakları alanında bir kıskacın ortasındayız. Ben bunu çok hayra alamet görmüyorum. Çünkü Türkiye uğraşmış, mektuplar yazmış bakanlık. Denemiş, iyi yollarla denemiş. Bence geç bile kalınmış. Yani mahkemeye gitmek gerekirdi. Dispüt anlaşmazlıkların halli organına doğrudan gitmek gerekirdi. Fakat şu an diğer taraftan da anlaşmazlıkların halli organı Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ticarette hegemonyasını kaybetmesi, birkaç yıl içinde Çin ve Hong Kong'un yarısı kadar ihracat yapan küresel bir Almanya'ya dönüşmesinden kaynaklanıyor. Aslında Amerika küresel bir Almanya'ya dönüşse çok iyi olacak diye düşünüyorum. Yani Suudi Arabistan'ın bu ambargosunun ben ABD ve Avrupa'nın bize uyguladığı kıskaç, uzun dönemli stratejik kıskaç ve arkasından gelecek jeopolitik tehdit ve saldırı planları için bir hazırlığın, evet, parçası olduğunu düşünüyorum. Şahin Bey, çok çok teşekkür ediyoruz.